Güne bakış diyor. Kripto cumhuriyetçi adayların gündeminde, buna bir bakacağız. ABD tarafından bu noktada gördüğünüz gibi bahsediyor. Bunu ana hatlarıyla bir değerlendirmeye çalışacağız. Geçtiğimiz videolarda değindiğimiz bir husus olarak biliyorsunuz ABD seçimleri gitgide yaklaşıyor. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım 5 Kasım 2024 olması lazım. ABD'de seçimler yapılacak olup yine başkan belirlenecek. Çok büyük bir ihtimalle zaten cumhuriyetçilerin eline geçecek olup bu noktada bunun da Trump'ın başkanlığı ile sonuçlanma ihtimali hayli yüksek olacaktır. Burada aynı zamanda mevcut diğer başkan adaylarının da yeni hükümet esnasında Joe Biden haricinde görev alma ihtimali yüksek olacaktır. Burada tabii Donald Trump'ın başa geçmesi demek bu noktada cumhuriyetçilerin ileri düzeyde halihazırdaki hükümetleri esnasında demokratlara karşı gelip kripto paraları baskılamakla eleştiren cumhuriyetçiler bu noktada iyi bir takım yaptırımlarda bulunacaklardır. SEC başkanlığına Hester Peirce gibi kripto paralar için oldukça kripto dostu diyebileceğimiz bu ismin geçmesini beklerken yine genel anlamda bu hükümetin değişimi yani demokratlar da geçse bu noktada fark etmez. Politika artık kaydı. Yani bu saatten sonra dünya genelindeki genel politika kripto paralar için olumludur. Yani bunu söyleyebilirim. Mesela şu anda Joe Biden geçse bile hükümetin değişmesi kadar olmaz ama yine de kripto paralara ilişkin tutumunda pozitif anlamda değişim kesinlikle olacaktır yeni dönem içerisinde. Bunu da bu şekilde açıklamış olalım. Aynı zamanda bu üçlü yasanın geçmesi ki bunu kripto tarihinin en büyük yasası olarak nitelendirdiler ki bu doğru. Bütün bunlar piyasa için gayet iyi olumlu adımlardır diyebiliriz. Öne çıkanlar, Çarşamba akşamı Alabama'da düzenlenen Cumhuriyetçi başkanlık müzakerelerinde Vivek Ramaswamy'nin kripto politikası tartışıldı. Ramaswamy'ye yöneltilen soru yakın zamanda kara para aklama yasalarını çiğnemekle suçlanan eski bir finansçısı Jiang Fengsan'ın suçunu kabul etmesiyle alakalıydı. Ramaswamy çok kripto para biriminin ABD SEC'in yetkisi dışında MT olarak ele alınmasını savundu. Şimdi bu kısım önemli. Ramaswamy başkan olamayacak. Fakat buradaki açıklamaları kendisinde tabii ki önem arz ediyor. Birincisi zaten az önce dedik ya mevcut yasalar diye. Evet. Zaten şu anda mevcut yasalar geçerse bu yasalar ilk duyurulduğu zaman yani bu yasalar çıktığı zaman piyasa içerisinde tabii ki konuşuldu ve SEC haricinde herkes bundan memnun kaldı aslında. Bir SEC memnun kalmadı. Bir de mevcut hükümetteki bir takım komite üyeleri memnun kalmadı. Çünkü elinden zaten pek çok yetki alınacak. Pek çok kripto varlığın SEC dışında doğrudur. MTA olarak değerlendirileceğinden kaynaklı olarak zaten bu durum çok fazla beğenilmedi. Evet. Bu arada bakın BTC yine bir deneme yapıyor. Bunu dün de yapmıştı. Burada halihazırda 11 dakika sonra yeni bir saatlik açılış göreceğiz. Umarım düşmez. 43.615'ler üzerinde yeni açılışı yapabilirse tekrardan 44.5'ların denenmesi için güzel bir zemin hazırlanır. Aynı zamanda kripto endüstrisindeki düzenlemeleri gevşetme planı tanıtıyor. SEC Başkanı Gary Gensler'ın Ether'in düzenlenmiş menkul kıymet olup olmadığını kongre önünde bile doğrulayamaması utanç verici bir şey diyen başkana değil. Şöyle devam ediyor. Tüm bunlar idari devletin çok ileri gittiğinin bir başka örneği diyor. Katılıyorum. Aynı zamanda doğrudur. Gary Gensler'ın hareketleri çelişkili ve saçmaydı. Örneğin Ether'in bir kayıt dışı menkul kıymet olduğunu ilan eden Gary Gensler, Ether'e hiçbir zaman, Ethereum vakfına hiçbir zaman dava açmadığı gibi mevcut davalarında adını geçirmedi. Ripple'la bundan dolayı kafa kafaya iken
davaları açtığı süreç içerisinde XRP'nin adını geçirmedi. Bu da tamamen yasal ya da doğrular üzerinden değil, tamamen politika üzere hareket edildiğini gösteriyor. Başkanlık müzakerelerinde Binance, SBF, Ether ve Gensler'in ismi geçti. Solana kurucusu Yakovenko, LaRoche'nin Unchained Podcast'inde Solana'nın, Saga Fold'un hayal kırıklığı yaratan satışlar ve değişen pazar dinamikleri nedeniyle belirsiz bir geleceğe sahip olduğunu söyledi diyor. Şöyle, bu arada burada adı geçen LaRoche'nin YouTube kanalına girip bakabilirsiniz. Duvon da LaRoche'nde ilkin röportaj vermişti. Hatta bu işte Terra Classic için yaptığı geri dönüş açıklamaları ve Luna'yı, yani yeni Luna'yı 100 dolar yapacağız gibi söylemlerinin bulunduğu bu açıklamalar tam olarak burada gerçekleşmişti. Tabii şimdi ABD'de hapsi boylayacak kendisi. Solana kurucusuna gelince, evet, yani zaten bu mobilin çok fazla tutmama ihtimalinden bahsettik. Yapacak bir şey yok. Solana iyidir. Bir iPhone kullanıcısının çok daha ucuz bir sürüm olan akıllı cüzdanları ikincil bir cihaz olarak kullanmayacağına karar vermeliyiz, yani Kovenko. Telefonun başarısını belirleyecek olan sihirli rakamın 50 bin olduğunu belirtti. Solana Saga telefonun birincil cihaz olarak kullanmadığını da söyledi. Bununla iPhone'um arasında geçiş yapıyorum çünkü çok fazla iş uygulamam, eşya ve bağlantım var. Saga Phone benim NFT telefonum diyor. Ya tabii ki şimdi bak, sen telefonun, hani bu telefonu süren bu şirketin CEO'susun. Baksana, sen iPhone'dan vazgeçememişsin. Yani kim nasıl hani alsın? Solana Saga Phone geleceği belirsiz. Onchain veri firması diyor. CryptoQuant bugün yayımladığı raporda erken dönem madencinin 4 Aralık'ta 1000'den fazla Bitcoin'i trading platformlarına aktardığını paylaştı. Bunlar olabilir. Yani bu çok fazla yaşanabilecektir. Zaten oldukça eski ve yaşlı bir madenci kendisi. Satoshi zamanından kalan bir madenci olduğuyla alakalı gördüğünüz şekilde konuşuluyor. Fakat şu anda yeni madencilerin satışı 2016 Aralık'tan beri görülen en düşük seviyelerde. Bu da satış baskısının ne kadar düşük olduğu ve madencilerin de boğa görünümü konusunda ikna olduklarını gördüğünüz gibi herkese gösteriyor. Dolayısıyla şu anda piyasadaki yukarı hareketleri, yukarı eğilimi tetikleyen unsurlar arasında satış baskısının da düşüklüğü var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.